ana vergisi. Duydunuz mu? Benim zamanımda yoktu. Sizin zamanında var mı? Şu an yürürlükte kaynana vergisi diye bir vergi yok. Adı böyle olmasa da kaynanadan kaynaklanan bir vergi var. Kaynana vergisi. Böyle bir vergi duydunuz mu? Tabii ki tam adı bu olmasa da karşılığı şuna denk geliyor. Evinde kayınvalidesini oturtanlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından artık mercek altında. Her an siz de kaynana vergisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Konuyu Ekonomim köşe yazarı Abdullah Tolu gündeme taşıdı. Şu ifadeleri kullandı. Sahip olunan konutun kira alınmadan kaynanaların kullanımına tahsis edilmesi mümkün. Ancak bu konutlar için gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Bak şu anda nefes alıp veriyorum. Ondan da alınacak mı? Bir de onu sor, emin ol. Diyecek bir şey bulamıyorum. Düzenleme yeni değil, yıllardır yürürlükte. Bu husus uygulamada en çok atlanılan veya göz ardı edilen konuların başında geliyor. Konutlarda emsal kira bedeli, konutun emlak vergisi değerinin %5'i olarak hesaplanıyor. Bu bedeli üzerinden de vergilendirme yapılıyor. Hayır, hiç duymadım. Vallahi öyle bir dünya yok yani. Millet huzur evlerinde bize onun vergisini falan almasın. Aileler, annelere, kayınvalidelere sahip çıktığı için bence devlet otursun onu dua etsin. Alın evinizde bakın derken şimdi de bir de vergiye tabi tutmasınlar. Zaten onların vergisi, sigortası bitmiş. Emsal kira sadece kaynanalarda sınırlı değil. Söz konusu maddede sayılan emsal kira bedelinin uygulanmayacağı kişiler arasında maalesef kaynanalar değil, amca, dayı, hala, teyze, yeğen de yer alıyor. Eski bir vergi memuru olarak son derece kınıyorum. Böyle bir saçmalık olamaz yani. Yani yeni yeni şeyler çıkarıyorlar. Bunlarla uğraşacaklarına ülke ekonomisine ne katkıda bulunur, daha başka neler yapılabilir? Devlete değil de halka yönelik şeyler yapılmasından taraftarım. Mal sahibinin anne baba, büyük anne büyük baba, çocuk, torun veya kardeşlerinin ikametine bedelsiz olarak tahsis edilen konutlar içinse istisna söz konusu. Emsal kira bedeli beyan edilmiyor, gelir vergisi ödenmiyor.